Sevgili izleyenlerimiz, hepiniz Edebiyat Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yine sizlerin çok yakından tanıdığı Kemalettin Bey. Kemalettin Bey, hoş geldiniz. Kenan Bey, hoş bulduk. Yine geldim Kenan Bey, yine geldim. Mutlu oldunuz mu beni görünce? İnşallah olmuşsunuzdur. Tabii bayağı bir yarışma yaptık Kenan Bey. Yarışmalarda tabii bazı soruları bildim mi? Evet, bayağı bir yarışma yaptık Kenan Bey. Bu yarışma inşallah daha verimli geçer. Yarışmaya hazırım Kenan Bey. Yarışmaya hazırım. Yine tekrar söylüyorum. İlçemizin size tekrar selamı var. Şu anda bizi izliyorlar Kenan Bey. Yarışmaya başlayabiliriz. Kemalettin Bey, bu hafta sizi daha zinde görüyorum. Sanırım sorularımıza daha iyi cevap vereceksiniz ve bu sefer geçmişin telafisini yaparak sorularımızın cevaplarını doğru olarak vermenizi umut ediyorum. Yeni bir program, yeni sorular. Evet, birinci sorumuz gelsin. Evet, birinci sorumuz şöyle. Ağrı Dağı Efsanesi adlı eser kime aittir? Ağrı Dağı Efsanesi hangi yazarımızın kitabıdır, eseridir? Ağrı Dağı Efsanesi. Evet Kenan Bey. Ağrı Dağı, evet. Ağrı Dağı hangimizdeydi? Ağrı'da. Ağrı'da Kenan Bey. Ağrı'da biliyorum yüksek bir dağdır. Dünyanın sayılı dağlarındandır. Dağları severim Kenan Bey. Dağlara tırmanmayı severim. Köyümüzde çok hani dağlarımız vardır, ormanlarımız vardır. Peki neyse Kenan Bey soruya geçelim. Ağrı Dağı Efsanesi. B şıkkı Orhan Pamuk son kararım. Efendim doğru cevabımız Yaşar Kemal olacaktı. Efsane yazarı olarak da bilinir. Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi bu sanatçımızın belirgin eserlerinden biriydi. Ha, Kenan Bey doğru. Yaşar Kemal büyük bir yazar. Yaşar Kemal'in eseri. Tabii biraz daha bildiğim kadarıyla Yaşar Kemal'in İnce Mehmet mi vardı? İnce Mehmet. Evet İnce Mehmet vardı. Bunu biraz karıştırdım Kenan Bey. Yarışmaya devam edebiliriz. Kemalettin Bey, sorulara yanlış cevap vermekte ısrarlısınız anladığım kadarıyla. Umarım bundan sonraki gidişat biraz daha değişir. Evet, sorumuz geldi. Şimdi sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi Fakir Baykurt'un eserlerinden biridir? Hangisi Fakir Baykurt'un eseridir? Fakir Baykurt. Evet. Sanırım fakir bir olduğu için Fakir Baykurt. Espri yaptım Kenan Bey. Evet, Fakir Baykurt'un eseridir. Fakir Baykurt, güzel romanları var bildiğim kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla köy romanları mı yazıyordu? Yani biraz öyle olması lazım. Fakir Baykurt, Kenan Bey, A şıkkı huzur son kararım. Efendim doğru cevabımız Yılanların Öcü adlı romanı olacaktı. Hatırladım Kenan Bey. Hatırladım. Yılanların Öcü. Yılanların Öcü. Evet çok severek okumuştum. Yani köy romanı olduğu için yılanlar çok tehlikelidir. Kenan Bey küçükken beni yılan sokmuştu. İşte çocukluk yaramazlık yapmışım Kenan Bey beni sokmuştu. Evet, devam edebiliriz Kenan Bey. Evet, sıradaki sorumuz yine Cumhuriyet dönemi romancılarından bir sanatçımızın eserini soracağız. Sevgili Arsız Ölüm adlı eser hangi sanatçımıza aittir?
Sevgili arsız ölüm kimin eseridir? Kenan Bey, bugün hep romanlardan gidiyoruz. Bugün hep romanlardan gidiyoruz. Tabii çok roman okudum ama işte benim de sıkıntım bildiğiniz gibi karıştırmak. Sevgili arsız ölüm. Güzel bir isim. Sevgili arsız ölüm. Ölüm arsız, arsız bir ölüm. Kimin eseridir? Kenan Bey, sevgili arsız ölüm. D şıkkı Yusuf Atılgan son kararım. Harikasınız Kemalettin Bey. İstikrarınızı hiç bozmadan devam ediyorsunuz. Bu sorumuzun cevabı Latife Tekin olacaktı. Yine yanlış cevap verdiniz. Tüh Kenan Bey, Latife Tekin. Karıştırmışım Kenan Bey, karıştırmışım. Devam edebiliriz. Sıradaki sorumuz şairlerden. Biraz da şair soralım size. Bakalım bunları bilebilecek misiniz? Ölüm şairi olarak da bilinen sanatçımızın en meşhur şiirlerinden birisi Yaş 35 Yolun Yarısı Eder. Yani 35 yaş şiiri. Bu sanatçımız edebiyatımızın aynı zamanda ölüm şairi olarak da bilinir. Bu sanatçımız kimdir? Ölüm şairi. Ölüm şairi. Evet, ölümden biraz korkarız. Kenan Bey, ölümden biraz korkarız. Ölüm şairi. Şiirler. Çok severim şiir okumayı söylemiştim. Söylemiştim. Kenan Bey, Faik Sait. Sait Faik şey karıştırdım Kenan Bey. Faik Sait şey Sait Faik Abasyanov C şıkkı son kararım. Sorumuza da yanlış cevap verdiniz. Doğru cevabımız Cahit Sıtkı Tarancı olacaktı efendim. Evet, şairlerle devam ediyoruz. Soracağımız sorudaki sanatçı aynı zamanda bir akımın, topluluğun öncüsü olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiirin öncüsü olmuştur? Kenan Bey, serbest nazım, toplumcu şiir. Serbest nazım, toplumcu şiir. Evet, anlıyorum ne demek istediğinizi, anlıyorum sanırım. Toplumcu yani böyle hani toplumun faydasına olan, evet. Evet. Şıklar tanıdık geliyor. Şıklar tanıdık geliyor şimdi. Yani Kenan Bey çok şiir okuyunca da insan karıştırıyor birazcık. Evet, C şıkkı Mehmet Akif Ersoy son kararım. Kemalettin Bey, keşke bu sorumuza cevap vermiş olsaydınız. Çünkü çok önemli sanatçılarımızdan birisi Nazım Hikmet Efendi. Doğru cevabımız serbest nazım ve toplumcu şiirin öncüsü Nazım Hikmet'tir. İkinci bir isim sayılacak olsa Ercüment Behzat Love olabilirdi. Ama sizin dediğiniz sanatçı bu topluluğun içinde bir sanatçı değildir. Ha, Kenan Bey Nazım Hikmet miymiş? Nazım Hikmet. Evet, Nazım Hikmet'in güzel şiirler var. Ama biraz böyle kafiyetsiz yani böyle yazı gibi ama işte güzel sanırım. Hatta bir şiirinde Nazım ne diyor? Kenan Bey ne diyor? Evet Kenan Bey neyse şey yapamadım. İşte Mehmet Akif'te bildiğiniz gibi yani İstiklal Marşımızın yazarı olduğu için birden böyle toplumcu falan deyince oraya şey yaptım Kenan Bey. Saygılar. Evet, yeni sorumuz bir sanatçının eserleri verildi ve bunun hangi sanatçımıza ait olduğu soruluyor. Çoban Çeşmesi, Dinleney'den Şarkın Sultanları. Bu şiirler hangi sanatçımıza aittir? Çoban Çeşmesi, Şarkın Sultanları şiirleri.
Biraz Çoban Çeşmesi bana tanıdık geldi. Malum hani biz de köyde yaşadığımız için Kenan Bey, yani yazın sıcakta tabii sıcacık havada o sular var ya Kenan Bey, buz gibi oluyor, buz gibi onun havuzunda. Az yüzmedik çocukken, az yüzmedik Çoban Çeşmesi. Evet Kenan Bey. Evet, kimin eseridir? Evet. D şıkkı, Halide Edip adı var. Evet, Halide Edip adı var. Son kararım. Maalesef bu sorunun cevabı da yanlış oldu. Doğru cevabımız Faruk Nafiz Çamlıbel olacaktı. Evet, yeni sorumuz yine bir şairimizden. Gündelik yaşamı şiirine konu edinen bu şairimiz aynı zamanda garip akımının temsilciliğini yapan önemli bir isim. Evet, garipçiler akımının öncüsü olan sanatçımız kimdir? Gündelik yaşamı esprili bir dille şiire aktaran şair. Esprili bir dil. Esprileri severim Kenan Bey. Fıkralar bildiğiniz gibi espriyi çok severim. Çok espri yaparım. Çok espri yaparım. Evet, çok espri yaparım. Esprili bir insanımdır Kenan Bey. Kimdir acaba Kenan Bey? Kimdir acaba? Evet. Espri yaparım dedim. Bakın hemen Nuri oradan gülüyor ve beni arkadaşım tanır. A şıkkı Ahmet Haşim son kararım. Kemalettin Bey, doğru cevabımız Orhan Veli Kanık olacaktı. Edebiyatımızda biliyorsunuz sokağı romana taşıyan sanatçımız Hüseyin Rahmi Gürpınar. Sokağı şiire taşıyan hem konusuyla hem diliyle bu sanatçımız da Orhan Veli Kanık olacaktı. Garip akımının diğer bir adıyla birinci yeni akımının temsilcisi Orhan Veli Kanık. Kemalettin Bey, sorularımıza yanlış cevap veriyorsunuz ama ben sizinle yarışmaktan zevk alıyorum. Dinleyicilerimiz de bunun böyle olduğunu bir şekilde ifade ediyorlar. O yüzden ara ara yine de sizi konuk edeceğiz. Sizi de yakından tanımak istiyoruz. O yüzden size bir sürprizimiz var. Telefonumuzda canlı bir bağlantı kuracağız. Önemli bir ismi sizin için konuk ettik. Canlı yayında, telefonda sizinle görüşmek isteyecek, bizimle sohbet etmek isteyecek bir önemli isim. Kim olabilir sizce? Kemalettin Bey. Kenan Bey, bana bir sürprizimiz var. Biri arayacak. Kenan Bey. Heyecanlandım Kenan Bey. Yani kim arayabilir? Tabii bizim eşraftan işte muhtar olabilir, tuhafiyeci olabilir, kahve arkadaşlarım olabilir. Yüzünüzden anladığım kadarıyla onlar değil. Kenan Bey, anladım. Annem çok merak ediyordu. Yoksa Kenan Bey, annem mi? Kenan Bey çok duygulandım. Annem mi yoksa? Kenan Bey çok heyecanlandım. Annemi çok severim Kenan Bey. Evet Kenan Bey. Evet, saygılar Kenan Bey. Evet, arkadaşlarımız telefon bağlantısının hazır olduğunu söylüyorlar. Kemalettin Bey, sizin de tahmin ettiğiniz gibi annenizi bu programa konuk ettik. Naci Hanım, hoş geldiniz. Sizleri tanımak istedik. Kemalettin Bey ile biz çok güzel yarışmalar düzenliyoruz. Sizin de bu programda sesinizi duymak istedik. Neler söylemek istersiniz? Hoş gördük Kenan Bey oğlum. Hoş gördük. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sizi severek takip ediyorum ekran başında. Hele benim Kemalettin'im de oradaymış. Hele şuna da bakın hele. Vallahi ben sizi pek güzel takip ediyorum buradan. Ben sizi pek seviyorum Kenan Bey oğlum. Gönderdiğim sarmaları yediniz mi? Afiyet olsun.
Neyse Kenan Bey oğlum, ben sizi pek fazla tuttum, pek avara ettim. Kusura kalmayın, ben yarışmayı izlemeye devam ediyorum. Kemalettin kuzum, başarılar dilerim sana da annem. Evet Kenan Bey, çok duygulandım. Böyle bir sürpriz yaptığınız için Kenan Bey teşekkür ederim. Sağ olsun, sağ olsun, annem de moral verdi. Hep arkamdadır Kenan Bey, hep arkamdadır, hep beni destekler. Düşsem, kalksam annem, canım, anacığım beni çok destekler. Teşekkür ederim Kenan Bey, teşekkür ederim. İnşallah anacığıma layık bir evlat olmaya çalışacağım Kenan Bey. Tekrar teşekkür ediyorum. Annem yine boş durmuyor. Hediye hazırlıyor Kenan Bey. Hediye hazırlıyor. İnşallah. Sarmalar, evet sarmalar iyiydi herhalde. Bu sefer size sürprizleri var Kenan Bey. Evet değerli izleyenlerimiz, programımızda böylelikle Kemalettin Bey'in annesini Naci Hanım'ı da tanımış olduk. Kemalettin Bey kadar sempatik, hoş bir insan. Bu hoş sohbetinden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Yarışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kemalettin Bey ile sık sık bir araya gelip yine tanıdığı çevrelerden insanlar da konuk etmeyi de düşünüyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bizi izleyen, bizi takip eden sevgili izleyenlerimize hayatta güzellikler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Kenan Bey, yine bir yarışmanın sonuna geldik. Ya zaman da akıp gitti Kenan Bey ya. Vallahi ne zaman süre bitmiş. Yani bilmiyorum, çok zaman çabuk geçti. Çok zevkliydi, eğlenceliydi. Kenan Bey, inşallah ben yine katılmak istiyorum. Ama tabii bilmiyorum bıkkınlık verdik mi, ama katılmak isterim. Annem de bağlandı. Teşekkür ederim Kenan Bey. Biraz da duygulandım annem bağlanınca. Evet Kenan Bey, inşallah yine başvuracağım. İnşallah yine başvuracağım. Saygılar, sevgiler Kenan Bey.